Ay senin ne güzel elbiselerin varmış böyle. Yukarıdan verdiler, beğendiğini giy. Ay bugün gezmeye giderken giysem mi acep? Bakayım tabii. Ay hangisini giysem acaba? Güzel oldu değil mi? Kız sen bunları okula giderken mi giyiyorsun? Dayım bir şey demiyor mu sana? Kız yoksa gizli saklı mı giyiyorsun sen? Sen var ya sen. Aman iyi yapıyorsun. Benim de giyecek yerim olsaydı ben de gizlimizi giyerdim. Dayım gene iyi. Sen bir de babamı görsen. Laf söz olacak diye kapıdan dışarı salmayacak neredeyse. Ama ben de ahdettim. Ne yapacağım edeceğim o sınavı kazanacağım. Geleceğim İstanbul'u okuyacağım. Anında burada. Kızdan tabii. Bizim başka çaremiz yok. Ama sakın yalan söyleme. Olur mu? Nasıl yani? Yalan söyleme işte. Neyse ne oldu? Başkalarına benzemeye çalışma. Kız sen de yüzüğü tahtın takalı bir tuhaf oldun ha. Böyle duygulanmalar falan. Şimdi hadi diyecekler ben bir şey seçeyim de giyeyim bari. Ana bak bak. Ana üstüme geliyor. Yok yok korkma abla korkma korkma. Dur kardeşim. Gel ay yapma ya. Ay. Ne oldu öyle? Havuzda var, havuzda var. Sen bak şu havuzda şu tarafı çeksene ya. Ay boş ver boş ver. Allah Allah. Ana ana gel gel. Ana gitti. Çek çek ne olur fotoğrafını çek burada ya. Abla gel. Hadi gel seninle de bir tane çekilelim. Boş ver. Affedersin ya, ya. Bir fotoğrafını çeker misin? Ama şimdi boş ver ya. Abla yapma abla, yapma. Yapma. Ya, anam pis olsun abla ya. Ha, sarın sarın bir şey. Sarma, sarma şu. Tamam oldu tamam. Hadi gidin. Anam ne güzel olmuş ya. Bursa var ya. Feriha, buraya böyle hep ünlüler falan geliyor ya. Acaba böyle Gülben Ergen'i de görür müyüz? Gelir mi? E abla, hayır. Hadi hep gelir mi ya? Tut elimi, tut, tut, tut. Yavaş. Ay, 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 abla yavaş. Dur, 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 dur. Dur, gelme. Dur, dur, gelme, gelme daha. Tut elimi, tut, tut, tut. Yavaş. Olmuyor bu be. Ben şimdi geçeceğim seni atla üstüne. Hopla sen arkamdan gel. Of. Heh. Gel 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 gel. Hop 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 gel ha. Abi ay, bu çok bir şey bu ya. Hadi çok gezdik gidelim artık. E tabii her şey sizin elinizin altında. Yani sıkılmışsın. Ben vallahi günlerce gezsem sıkılmam ki. He, bıkmazmış. Sen bıkmazsın adamı bıktırırsın. Ya anne ne var ya? Ne var? Yakıştı mı şunlar gülsün sana? Ha? İman dahtan ortada dolaşıyorsun. Baban görse bana kemiklerini kırar seni. Ya anne burada da mı ya? Ya gel gidelim Feriha gel. Kız Zehra, siz bu Feriha'yı okula bu kıyafetlerle salıyorsanız işiniz var demektir. Ben abime de şaştım yani. Hiç kızmıyor mu bu kıyafetlere? Ne var onda abla ya? Nişanlısına bir piyavon bile etmedi, bir izin almadı. Yani çok dik başlı bir kız olmuş. Bak gene aldılar başlarına gidiyorlar.
Sen de vallahi temelli İstanbullu olmuşsun. Çok rahatsın. Ben gidiyorum kızların peşine. Hayır, İstanbul kadar başına taş düşsün ya. Vallahi ne güzel şeyler almışsınız. Siz mi beğendiniz Feriha Hanım? Yok, hep birlikte seçtik. Elinize ayağınıza sağlık. Vallahi bugün gez dolaş çok yorulduk. Ne güzel, ne güzel. Nereleri gezdiniz? İşte alışveriş merkezine bir gittik geldik öyle. Sağ olsun Feriha götürdü bizi. Öyle mi? Ders çalışacaksınız sanıyordum. Çalışacaktım, vazgeçtim. Benim kızım Gülsüm çok ısrar etti. E tabii kıramadı. Ondan kalktı dersinin başında. Ya ara sıra kesip dolaşmak lazım zaten, değil mi? Ben dedim işte, izin almadan olur mu? Anne. Ne kadar ferah eviniz var. Aman Hatice Hanım, bu ne ki? Dudullu'da bir arsamız var. İkinci katı çıkıyoruz. Kısmetse bittiğinde gelinimiz, oğlumuz hep beraber oraya geçeceğiz. Feriha Hanım nerede oturmak isterse orada otururuz. Öyle ya kısmet. Dur bakalım, daha çok var. Yunus. Attınız mı nişan yorgunluğunu? Vallahi size sormak lazım Rıza. Doğrusu siz daha çok yoruldunuz. Bizim asıl yorgunluk düğüne inşallah. Kısmet, kısmet. Hatice Hanım, daha ne kadar buradasınız? Vallahi beyimden haber bekliyoruz. Abimgiller gittiler bile, biliyorsunuz bizim büyük tarlalar var orada. Bakmak lazım tabii tarlalara. Biz 3-5 güne çıkarız yolculuğa. Malum. Misafirliği fazla uzatmamak lazım. Feriha Hanım, yarın düğün salonuna gideceğim de nişan fotoğraflarından seçmeye. Belki siz de okuldan sonra benimle gelirsiniz diye düşündüm. Ben kütüphanede olacağım okul çıkışı. Kusura bakmayın artık. Tamam. Ben kendi zevkime göre seçerim o zaman. Seçtikten sonra da okula gelirim sizi almaya. Abi bu benim yaptığım musakkaya bayılır. Yani gider ayak yapmasaydım vallahi acısı içime çökerdi. Eline sağlık ablacığım. Yengesi bakma öyle onun burada dizi seyrettiğine. Memlekette olsa bir dakika oturmaz. Burası bir tatil onun için. Otursun ablacığım, otursun. Ne zararı var yavrum benim. Böyle bu yaşta otururlarsa bizim yaşımıza geldiklerinde hiç başa çıkamazlar. Zehra, sen Feriha'ya hiç iş göstermedin mi? Ben onun elini işe vurduğunu pek görmedim de. Yok, çok beceriklidir benim Feriha'm. Zehra, burada yabancı kimse yok. Yani koca evine gittiği zaman eziyet çeker, benim demem o. Ablacığım. Eziyet görecekse eli iş tutarken de görecek. Yani demem o ki, eziyet çektiren mutlaka bir sebebini bulur, yapacağını yapar yine. Canı tatlı olana kuş diyor iğneymiş. Hatice abla sen beni bilirsin, benim canım acıdır. Öyle değil kuş diyor, kör çivilere gelsem gıkım çıkmaz. Ama o sivri dil yok mu o sivri dil? İşte onu çeken bilir. Hayır, seni de duyan bir eziyet, bir acı çektiğini zannedecek. Koca evine varıp da acı çekmeyen, eziyet çekmeyen mi var? Öyle. Herkes çektiğini bilir. Hatice abla sen unutmuşsun. Ama ben unutmam.
Gerçi sizin aile pek sever unutmayı. Ama ben unutmam. Ne toprağınıza gömdüğüm bebelerimi, ne 16'sında döl tutmayan Zehra olduğumu, ne de kocamın arkasından yediğim gizli gizli dayakları unutmam. Ben unutmam. Baktım kız, dön televizyonu seyret. Sen kendini biliyorsun. Sanki biz çekmedik eziyet. Hemen fotoğrafı güzel çerçeveletmiş. Feriha da resimlerine bakaydı ya, erkenden yattı. Başı ağrıyormuş da ablacığım. Ya anne ne kadar çirkin çıkmışım ya. Aman kızım boş ver. Hiç olmazsa yüzün güleç. Anam kadın gündüz benimle gece kızla uğraşıyor. Bir şey mi söyledin hanım? Yok Rıza ne diyeceğim ne diyeceğim. Vallahi damada çok ayıp oldu. Çocuk bozuldu biraz. Yani bir kimse geldiği zaman bir güler yüz gösterilip bir hoş geldin demez mi? Bir çay kahve içer misin diye sorulmaz mı? Her şeyin bir zamanı var Hatice. Kız alışamadı da. Ah abim ah. Hepimiz geçtik bu yollardan. Ama darılmaca, gücenmece yok. Bak ben gördüğümü söylüyorum. Bizim kızın yüzü acık esik. Vallahi Allah rahmet eylesin de. Babaannesine çekmiş herhalde. E ne ağası ablacığım yani kusura bakmayın sizin ananız biraz çatık kaşlıydı. Sen de dersin ya kan işte çekiyor ne yapacaksın? Ha, vallahi ben çok gücendim. Aa, ah anacığım yattığın yerde yüzüne nurlar yağsın güzelim. Tamam yüzü acık asıktı ama yani galiba onun bambık gibiydi bambık gibiydi. E abi sen de bir şeyler söylesene. Ben her zaman duasını okurum. Bütün ölmüşlerimize. Ben namazımı kılıp geleyim. Mehmet sen de çöpe çıkıver oğlum. Bana bak Zehra. Vallahi bu gece uyku uyuyamayacağım. Hiç aklımda yokken anamı düşürdün aklıma. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Ah girecek güzel anam rüyama kızım, kızım. Benim yüzüm el asık mıydı diye soracak bana. Bana yollarsın ablacığım. Gülsüm. Ay ne oluyor ya? Ne var? Ben başkasını seviyorum. Ne? Deledin mi kız gece gece? Bir daha söyle bakayım. Ben başkasını seviyorum. Başka birini. Çok seviyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Anlatacağım.
Ya Feriha ne yaptın sen? Niye yalan söyledin? Niye ettin ya? Bilmiyordum ki. Ben tanımıyordum bile ilk yalan ağzımdan çıktığında. Ne bileyim onu bu kadar çok seveceğim. Ya... Feriha bak bu böyle olmaz tamam mı? Sen git her şeyi anlat çocuğa tamam mı? Ötekine de at yüzü bitsin gitsin yani olmaz böyle. Ay Gülsüm kolay mı? Diyelim her şeyi anlattım. Yalanları affetse bile beni böyle kabul edecek mi? Feriha'm ya. Sen ondan eridin gittin bizim gözümüzün önünde. Bana bak ne olacak şimdi ne yapacağım peki? Hiç. Babam hep der ya. Şuraya ne yazıldıysa o. Belki o yazıyı ben kendi ellerimle bozdum ama artık hiçbir şey yapmayacağım. Halil'le evlensem bile hep burada olacak. Bakacağız bir çaresine. Ağlama. Söz valla bakacağız ya. Ah kızım, onca yalan, onca kabahat, onca gözyaşı. Şu burnumun direğine sızlatan kokunu silebilir mi acaba? Silemez annem, silemez kuzum, silemez yavrum. Rıza sen yat, şu kaynasın Medem'e geleceğim. Reçelden önce Rıza Efendi kaynadı yine. Anam ne çok çapak bırakmışım onun içinde böyle ben ya. Kaynadı mı reçelin? Kıstım altını. Ne alıp veremediğin var senin benim reçelimle? Hadi de, dedi ben de rahatlayayım.
bu saate kadar yorulman zoruma gidiyor. Başka ne alıp veremediğim olsun seninle? Bunca yıldan sonra gözümün içine bakmadan böyle kemkün mü edeceksin bana? Var mı be üstüme Zehra? Sana bir sözüm yok. Çok şükür hayırlısıyla nişanı hallettik. Şimdi de araba borcunun derdine düştük. Para denk gelmedi diye gece gündüz kadın haliyle didinip durman gücüme gidiyor. Gitmesin mi? O kadar da adamlığımız kalmasın mı? Rıza, benim bir şikayetim yok. Bak hem nar mevsimi de geçiyor zaten. Ben böyle kafamı dağıtıyorum bunu yaparak. Hem evimizde mis gibi nar kokuyor. Senin evin hep gül yaprağı kokar Zehra. Gül yaprağı. Reçelinin altı tutmasın. Bakarım şimdi. Hadi sen de yat artık. Feriha! Feriha! Yo yo. Benim hanım ben. Hoş geldin Rıza. Hoş bulduk. Kız gecikecek biraz. Hayrola? Halil. Çay bahçesine gitmek için izin istedi. Çay içmeye. Haftası dolmadan yüzük kayboluyor. Olacak iş değil. E oldu işte baba, ne yapayım? O nasıl konuşmak öyle ters ters? Kayboldu işte baba. Halil yarın gider alır yenisini. Evet, merak etmeyin, parmağım boş kalmasın. Feriha. Hadi yemeğinizi yiyin. Ne yaptın yüzüğü? Ha? Okulda takmıyorsun değil mi? Oğlan görmesin diye saklıyorsun. Taka çıkara taka çıkara kaybettin yüzüğü. Ben de kendimle kavga ediyorum. Acaba kızımın başını mı yaktım diye. Ama sen sonra öyle bir şey yapıyorsun ki. Durma anne diyorsun. Durma. Çünkü sen tutmazsan ben zaten kendi başımı yakacağım diyorsun. Sen ne düşünüyorsun anne? Yüzüğü çıkarıp ikisini birden mi idare ediyorum? Ben artık bir şey düşünmüyorum ki Feriha. Sen öyle bir kıydın ki bana, ben artık düşünecek akıl bulamıyorum. Ben sana kıymadım anne. Kıyamadım. Öyle olsaydı bana bunu yapmanıza izin vermezdim.
Beni kendi dünyamıza hapsetmenize izin vermezdim. Ne yapardın? Kaçar mıydın? Ha? Nereye kaçacaksın? O uyduruk yalan dünyana. O dünya seni ne kadar taşıyacak Feriha? Yatsıya kadar mı? Sonra? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.